Yürüyor, yürüyen adamlar. Merhaba sevgili öngezeliler. Şu anda FIFA Oyun'un demosunu oynuyoruz. Bu FIFA Oyun'un demosuyla ilgili ikinci videom ve The Journey'den bahsedeceğim size. Daha önce pek çok kez oynamıştık FIFA Oyun'u. The Journey'de daha önce oynamıştım. Onu da söyleyeyim hemen. Fakat bu kez daha önce oynadığım yeri biraz daha rahat kafayla burada hem bir daha oynayacağım hem de sizlerle beraber fikirlerimi, görüşlerimi oynadığım esnada paylaşacağım. Daha rahat olacak benim için. Journey FIFA 17'nin hikaye modu. Alexandre'sini bir arkadaşı oynuyoruz. Şu an demoda hikayenin neresinden başlıyoruz ondan emin değilim açıkçası. Ama umarım çok başları değildir. Çünkü bu tarz hikaye modlarında biraz şey görmek isterim. Geçen videoda da bundan bahsetmiştim. Hani işin yükseliş kısmını görmek isterim. Şu an biraz zaten yükselmiş durumdayız. Yani Manchester United'da yedek oyuncuyuz. Hani falan daha ne olacak yani. Kariyerin zaten zirvesinin iki tık aşağısındasındır en fazla. Genç futbolcuyuz. Fakat büyük ihtimalle bu Journey hikaye modunu yani yolculuk diye çevirmişler Türkçe'ye. Bu yolculuk modunda çok fazla böyle işin hani farklı kısımlarını görmeyeceğiz. İşte en güzel taraflardan bir tanesi. Diyalogları biz seçiyoruz. Rahat ol kanka. 3 puan alalım değil mi? Benim için bir gol at. Bu diyaloglar işi ne kadar değiştirecek şüpheliyim. Ya neyin tribindesin ya? Manchester United'a gelen herkesin de bir yerleri kalkıyor. Ben anlamıyorum ya. İlk 11 oynuyor diye. Neden sadece İngiltere'de sınırlı kalacak diyorum bir yolculuk modu. Çünkü sadece İngiltere'den 3-4 tane teknik direktörün suratını aktardılar oyuna. Yani öyle İspanya, Barcelona tarzı yok yani hani işin ucunda. O bir sıkıntı olabilir maalesef. Hikaye için bende bir şüphe uyandırıyor. Yani ben hani işin böyle biraz daha uzun boylu olmasını, uzun boylu olduğunu görmek isterdim. Bakalım. Şimdi Hunter olarak mı oynayalım? Takım olarak oynamak daha rahat olur. Hunter'a daha çok pas attırabiliriz bu açıdan. Puan durumunda böyle. 2 maçta 4 puan. Fena değil. Bir beraberlik olur yani. Daha sezonun başı. Üzülmenin bir esprisi yok yani. Ama arayüz güzel yapmışlar hani. Sizi sana seçme hakkı vermesi, sinematiklerin güzel olması. Hakikaten bu arada grafikler çok iyi. Yani şu sinematik sahnelerde bile çok çok iyi yani. Bir futbol oyunu falan deme. Futbol oyunları da böyle close-up grafiklerin çok iyi olması her zaman için beklenmeyebilir. Hani böyle yakın çekim grafiklerin çok çok iyi olması ama gayet iyi. FIFA'da gerçekten çok yerinde yani. Koy bir third person action oyuna cart hiç sırıtmaz. Hiç. Aslanım benim yürü FIFA. Baksana benekleri bile var adamın suratında. Arkadaşı yürürken Walker 64 overall var. Forvet'e tek başına oynuyor. Niye hiç anlamadım. İbrahimovic'i daha yeni aldılar. Bu yolculuk modu yapıldığında İbrahimovic çok takımda. Ve ona eminim yani. İbrahimovic daha takıma gelmeden, transfer olmadan önce bu yolculuk modu yapmışlardı. Herhalde ona güvendiler de şimdi İbrahimovic geldi. Gerçi Marshall'ı yapmışlar 11 numara. Önceden 9 numaraydı Marshall benim oynadığım demoda. Çok iyi hatırlıyorum. Yok Haziran'ın başında oynadım. İbrahimovic var yedekte. Önceki oyunda yoktu İbrahimovic. Nasıl ya? Bu 64 overall genç yetenek forvette İbrahimovic yedekte mi oturuyor? Pogba da var. Pogba da İbrahimovic yedekte oturuyor. Herhalde öyle eklemişler adamları. Bakın hani unutmadık bunlar var. Ama hikaye gereği oyuna sokamıyoruz dediler herhalde. İbrahimovic de Pogba yedekte nasıl olabilir ya? Neyse maç 1-1. İbrahimovic alırsın bence. Gel. 100 milyon euro verdik ama sakın Pogba'yı oyuna almayalım. Onun yerine 60 overall'lı Hunter'ı oynayalım. Neden? Yürekli oynuyor. İşte Türk takımı gibi Manchester United yürekli topçulara sahip geliyor. Spikerleri konuşmadan çevirmemişler. Moralimi bozmaya çalışıyor Chelsea taraftarları. Gerçekten de böyle muhabbet varsa çok eğlenceliyim şu anınıza. Tabi çok kötü etkilemedi açıkçası beni. Daha çok gaza geldim. Büyük ihtimalle adam da daha çok gaza gelmiştir. Tüm Hermet'in bir lafı vardı galiba. Deplasmanlar beni daha çok gaza getiriyor. Herkes aleyhinize bir şeyler söyleyince kendinizi ispatlamak için veya işte onlara lafı gedine oturtmak için bilmiyorum daha hızlı oynuyorum diyordu. Bu da o hesap olmuş. Hazırım ya. Tamam, kopmayız disiplinden. Hocanın gözüne gir. Liderlik et, sonuç al, maçı kazan. Tamam, bunlar benim bonus görevlerim. Valla
omuz at, omuz atana kadar kısmı çok beğendim. Bir omuz beni biraz rahatsız etti. Niye omuz attın girebilmez takım arkadaşın? Yani bu kadar hırslı olma ya. Bu kadar da hırslı olma. Umarım güzel bir cahil çekil. Umarım güzel bir şey görürüz. Şu L2 iyi söylediler az önce. Kullanma kuşlar fısıldadı. Çok iyi top saklama olayını güzel geliştirmişlerdi. Yani iyi sırt veriyor diye. Onu denemek istiyorum. Aha Alexander ilk defa topu aldı. Pasını ver. Olumlu bir hareket yap. Ver bakayım. Bir de Alex'im sen bu kadar ileride oyun. Oha. Tek top kaybıyla arkayı da açık bıraktık. Beyli kapat orayı. Çok güzel. Hangi seviyede oynuyorum gerçekten inanın bilmiyorum. Şöyle bir oyun açsak. Hunter sen de bir oyun açsan. İsmi zor olan Mkhitaryan. Hunter koş. Aman Hunter gelmedi Hunter. Hunter'a gol attırmamız lazım. Bu videoda oyunun dinamiğinden çok journey moduna odaklanacağız. Oyun dinamiğini bir önceki ve bir sonraki videomuzda konuşacağız. Konuştuk ve konuşacağız bol bol. Kapattın orayı. Mkhitaryan. Rooney. İbrahimovic'in adam bizi aldığına göre hocanın bir bildiği vardır. Hocamızın bir bildiği var. Belki İbrahimovic'in yaşından memnun değildir diyeceğim de. Herife kaç para verdiler diye. Gerçi para da verdiler mi? Bonservis bitti. Ne oldu? Bonservis de bitti. Deli gibi para dönüyor sonuçta. Maçı kazanamadı. Mesela ne oldu? Ha, daha önce o başıma geldi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer daha önce oynadığımda bu dediğim Haziran'da E3 döneminde oynadığımda maçı kazanamamıştım diye hatırlıyorum. O zaman galiba bitti. Öyle hatırlıyorum. Emin değilim ama galiba bir şey oldu. Mission bir şey görev tamamlanmadı. Hatası verip bitti yani. Hoca asist yapsak oluyor mu? Buradan Frikik'ten gol atarsak asist yapmış oluyoruz. Frikik'i de Alexander'a mı kullandırayım şimdi orada herkes duruyorken? Sırf gol attıracağım diye. Çocuğa mı kullandırayım Frikik'i? Bu kadar olay yapmaya gerek yoktu ya. Faul sarı kart işte. Vurucu değiştireceğim. Ne yapayım? Ekstra para veriyormuş bana. Paladin bonus veriyormuş. Süper buldum. Bu arada yeni beğendiğim, hoşuma giden bir başka olay. İki kişi oynarken hoşuma giden mi emin değilim ama kamera açısının değişmemesi. Şu çekerken de sabit kalması. Ben çok güzel bir detay olmuş. Niye daha önce öyle yapmamışlar anlayamadım. Şu çekiyorsan top kaleye bulana kadar o açıdan kalman en mantıklısı. Kamera açısını da değiştirmeye gerek yok bence. Tahminim bu arada yapımcılar bir şey söyledi mi emin değilim ama 4-5 saatlik bir oyun modu olacağı yönünde. Daha fazlası olur mu emin değilim. Ama FIFA'nın böyle bir arayışta olması güzel. Yani çok uzun soluklu bir şey olacak mı? Bir sonraki sene bunu koymayı düşünürler mi? Düşünmezler mi emin değilim. Sonuçta Fight Night Champion'ı örnek gösteriyorum hep bu moda. Herifler bir Fight Night Champion yaptı. Hoşuma gitti benim. Bir daha devam gelmedi. FIFA'da herhalde öyle olmaz yani. Koskoca FIFA. Hayda. Hocam bir kolaylık sağlayın ya. Hunter'a gol atmamız lazım bizim. Yıllar önce bastım. X'in iptal etmek. İşte buna bir hala bir şey bulamadım. Bastım basmadım onu da bilmiyorum ki. Hani algıladım onu da bilmiyorum yani. Alexander'a bak ya şimdiden basmaya top bekleyen forvet olmuş ya daha bu yaşında. Koş. Koş. Fırla. 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 Fırladı. Alexander. Genç yaşında pası aldı. Savunma da biraz fiyak geçmedi değil. Lütfen böyle sevimle. Genç yaşında şöyle bir öpücük konduran manken bakışı yapma yani. Tuğba Özay yapıyordu onu ya. Orada bir savunma bir mala bağladı. Alexander'da zorla olsa da attı yani golü. Görevimizi başarıya tamamladık. Niyeyse kayarak bir vuruş yapıldı yani. Kaleciyle beraber topa kayıp vurduk top bizdeyken. Ama gol oldu mu oldu önemli olan da o. Who are you, who are you diyordun. Chelsea al sana who are you. Tek başına oynamak biraz sıkıcı olabilir belki.
bu modda. Ya da ben hani zevk almıyor olabilirim. O da bir tercih meselesi. Yürü Mkhitaryan. Çok güzel Mkhitaryan. Alexander. Penaltı. Çocuk hem gol attı hem penaltıyı aldı. Nasıl oturdular bir anda yalnız ya. Şimdi alkışlıyorlar. Taraflara gösterdi sandım, yemin ediyorum bir ana kırmızı kartı. Oturup alkışlayan hakem alkışladılar diye hakem kırmızı çıkarttı sandım taraftarı. İyice kafa gitti bende de. Şimdi Alexander'a kızıyor. Ne olduğunu anlamıyorum şu anda. Şimdi penaltıyı nasıl pozisyonunu ayarla. Hareket ettir ve yön ver. Ha, ok koymuşlar. Hayır. Ok yalnız benim oynadığım versiyonda yoktu. Bu bir öğreti olduğu için mi koymuşlar? Ona emin değilim ama benim oynadığım versiyonda olmadığına eminim. Hatta o yüzden dağ taşa vurdum tüm topları. Çünkü anlamadım ne olduğunu. Algılayamadım ama ok eğer varsa gerçekte ki yoktu. Niye olsun, saçma. Rakiple oynarken ne olacak? Adam görecek mi senin okunu? Büyük ihtimalle öğreti amacıyla koymuştu. Benim de dediğim saçma olmuş yani. Ama eğer iki kişi oynasaydık ve ben kaleci doğru yer attırmama rağmen böyle bir gol yeseydim küfrü basardım yani. O neden öyle? Resmen her şeyi doğru biliyorsun. Penaltı kullanan iğrenç penaltı kullanmış Ben Wayne Rooney yani. Ama gol oluyor. Tam küfürlük. Alexander bir tane daha atar mısın? Ama sen çok top dağıtmaya oynuyorsun dostum. Ama rakip de gerçi bomboş bırakmış. Rooney çekti topu, Rooney pasını da verdi. Ama herkes Alexander'a pas veriyor, ona pas vermemiştim halbuki. Tamam hoca, artık bitir. Biz göreceğimizi gördük, yaşayacağımızı yaşadık yani. Daha fazla ekstra bir şeye ihtiyacımız yok. Bitirebilirsin. Canım. Anam. Güzel insan. Vallahi bitirmedi ya. 5 dakika uzatma verdi, oynatacağım diyor adam. Adam 5 dakika uzatmam var, sonuna kadar oynatırım da diyor. Alexander yürü. Pasını da ver. Oh, olumlu bir hareket daha yaptın. Süper. Yürü şimdi, geç içeri. Rooney abin ona vursun. Hunter abin dokunamadı. Bırak çıksın. Buna keşke Manchester United'da oynamasaydım ya. Journey modunda zaten oynayacaktım. Neyse. Yani daha önceki bölümde oynamasaydım, keşke diyorum. Kerim uzaktan yapıştır bakayım. Kalecinin hareketi güzel. Hoşuma gitti. Güzel. Yalnız maçın normal süresi 90 dakikadan sonra daha... Yani 90 artı daha uzun sürdü maçın normal süresinden herhalde. Bay arkadaş, bayağı hakem bitirmiyor ya. Atın bari, ne yapalım, hak ettiniz siz de yani. Valla. Hunter yürü bari, hakem bitirmeye yemin etmiş yani, bitirmemeye. Yalnız izi de falan yorum herhalde, bildiğin savunma koşmuyor yani. Ya madem öyle atayım. Well, he's going to make the headlines in the morning, isn't he? What an impact he's made off the bench. Two goals. Bench'ten gelip 2 gol attım yani. Yıldız benim. Bunlar İbrahimovic kulübe mahkum. Hele Walker daha forma yüzü göremez. Maç özeti bu. Ha, burası klasik. Şimdi maçtan sonra büyük ihtimalle bir röportaj alanı. Evet, doğru hatırlıyorum. Dinleyelim ne diyorlar bakalım sırıtan arkadaşımız. Büyük ihtimalle kadroya alınmama kısmı, sakatlıklar kısmını göreceğiz Journey'in başında. İlk maçımızmış yalnız bu. Umarım Manchester United'dan önce 4'lükte falan oynarız bir İngiltere'de bir takımda veya 3'lükte. Verdiğimiz cevaplar taraftar ve teknik direktör dengesini engelliyor, dengesini değiştiriyor. Mesela bir maçta taraftar beni beğenmişti. Bencil bir cevap vermiştim. Taraftar egosunu hoşlamıştım. Hoşuna gitmiş taraftar. Daha doğrusu egom taraftarla hoşuna gitmişti. Cümle kuramadım. Fakat teknik direktör ve takım arkadaşlarım tarafından eksiği yemiştim. Çocuklu arkadaşım diyor. Hikayede bayağı geriye gidebiliriz. It was a special moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Hırçın ve sakin olmam acaba neyimi etkileyecek benim?
Şu yaşlıklarım mı değişecek ona göre artık? Geri dönüş olamayacağı zaman. Takım olarak çok yönetiyorum. Takipçilerim moralde bozuldu. Aman falan diyor yani. Ne yapayım kardeşim? İlla egoist olunca mı taraftar seviyor? O FIFA bize neyi anlatmaya çalışıyorsun sen ya? İlla bencil bir şerefsiz mi olayım yani? Tek başıma oynadım. Ulan topu bir alıp çevirişim var mı diyeyim yani? Bundan sonrası fragman. Aynı. Benim oynadığım kısmın birebir aynısını koymuşlar. Ekstra bir sahne koymayı düşünmemişler. Ama bakın tüm tanıtım İngiltere Ligi odaklı. Büyük ihtimalle İngiltere Ligi özelinde geçen bir hikaye olacak bu journey. Ama umarım daha fazlası da olur yani. Veya kuru olmaz. Yoksa İngiltere Ligi çok büyük bir lig, yeter yani. You call me. Why? Check this, please, help! Just don't get too carried away. You can disappear just like that. Bayağı adamın da hikayesi var yalnız. Yok kayboldu etti falan filan, bu sinirlendi, ev aldı, cart aldı. Hani sadece işin futbol kısmı değil, özel hayat kısmı da bayağı aktif olacak. Bu eğil. Hunter gol kaçıracak. Ve dünya. My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. Benim adım Alex Hunter. Beni tanımıyorsunuz ama inanın bana, yakında beni tanıyacaksınız diyor. Evet, güzel bir sunumdu. Güzel bir demoydu yolculuk için yani. Ne kadar konuşulur, ne kadar edilir? Çok böyle konuşulacağını düşünmüyorum ben. Büyük ihtimalle bir hafta, ilk hafta böyle millet aa neymiş diye bakınacak, edecek. Videolar çıkacak ki ben de çekerim büyük ihtimalle ne olup ne bittiğini göstermek için sizlere. Ama sonra böyle arka planda kalacak. O millet tekrar FIFA oynamaya devam edecek yani kaldığı yerde. Ama tabii ki yadırgamıyorum böyle bir şey. Sonuçta güzel bir değişiklik. Umarım güzel bir hikaye de sunar. Güzel bir bize sunum da yapacak. Olarak da devamlı da olur diye de umuyorum. FIFA bunu bence devamlı olsun istiyordur bana sorarsanız. Çünkü hatta benim tahminim elemanın kariyerini de bitirmeyecektir bu modda. Yani bu yolculukta FIFA 17 çıktıktan sonra adamın kariyeri baştan sona oynamayacağız. Bence bir yer bitirecek ve devamlı FIFA 18'de gibi bir mesaj da verecek bana sorarsanız eğer. Yaptığı işte biraz riskli bir iş. Şu yandan riskli bir iş. Bize bir sezonluk maceraya mı gösterecek? Bir sonraki sene mesela güncellenmiş bir Manchester United kadrosuyla mı Alexander'ı oynayacağız mesela? Yeni transferler geldiyse onlar da takıma gelmiş gibi mi davranacaklar? Yani gerçek perler mi gidecek? Yoksa farklı şekilde bilinecek bilmiyorum ama bana sorarsanız bir sezonluk bir iş olacak gibi duruyor. FIFA 18'e devamlı yapmak isteyecek olabilirler. Bunu ayrı bir marka, ayrı bir satın alma merakı, satın alma böyle şey algısı haline getirmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bakalım oyun çıkınca göreceğiz ne olup biteceğini. Oyun çıkmasın şuradan ne sayılı gün kaldı. 10 gün kaldı zaten. Çıkınca hep beraber konuşuruz diyelim şimdilik. Oyun Gezer kanalındayız arkadaşlar. Ben Enis Kirazoğlu. Sizleri FIFA ile beraber yolculuğu oynadık. Oyun Gezer kanalına bakmayı unutmayın. Çünkü FIFA Oyun'un demosu ile ilgili pek çok video olacak. Hatta FIFA Oyun'un tam sunumu ile ilgili zilyon tane video olacak. Ve beklediklerinizin dışında değişik şeyler de olacak. Bunun da garantisini verebilirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz yorgundum. O yüzden kusuruma da bakmayın efendim. Bay bay.